Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 2023 yılı bütçesini görüşüyoruz. Gönül isterdi ki buradan gençlere, esnafa, üreticiye, turizmciye umut olalım. Onlara umut verecek bir bütçe yapalım derdik, temenni ederdik. Ama ne oldu? Buradan o kadar olumsuz görüntüler verdik ki 2023 yılı bütçesini görüşürken havada uçuşan yumruklar, hakaretler, belki de işte olmaması gereken sloganlar. Ama buna ne sebep oldu biliyor musunuz? Bu yarattığınız ucube sistem sebep oldu. Bu yarattığınız ucube sistem buna sebep oldu. Daha önce de defalarca söyledik. Burada bakanlar olmalıydı. Yasama ile yürütme bir arada olabilmeliydi. Onları ayırdığınız için bu bakanlar işte bir sürü de pisliğe batmış. Yakınlarına dezenfektan satan bakanlar, Bodrum'da işte ihale koşturan bakanların yakınları, uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çekenler bakanlar burada bu pislikler ortaya çıkmasın diye bütün pisliklerini örtmek için o olumsuz kötü tabloları yarattılar. Ben daha önce de söylemiştim. AKP'nin sonu bu ekonomi olacak, sonu olacak diyoruz ya. Ekonomi olmayacak. Bu yarattığınız ucube sistem AKP'nin sonu olacak. Bakın bunlar, bu görüşmeler sırasında mesela gene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geldiği sırada ona bazı sorular soruldu. Bir isimden bahsedildi. Veysel Filiz. Burada biz niye o sloganları atıyoruz? Diyorsunuz ya, slogan atıyorsunuz. Biz çünkü bu yıl hırsızlıkları, yolsuzlukları gündeme getiremiyoruz. Erişim yasakları geliyor. Haberlere kısıtlamalar geliyor. O gün kalktı cevap verdi. Bu kadar dedim. Bağırmadan sonra ne diyecek diye ben o fotoğrafı şurada çektirmiştim diye cevap verdi. Sayın Fuat Oktay'a buradan soruyoruz. Biz ona fotoğrafı nerede, niye çektirin demiyoruz. Edirne'de gümrük kapısında bu kişiyle ilgili telefon ettin mi? Savcılıkta dosyalar, tapeler var mı? Neden erişim engeli getirin diye bunu soruyoruz. Akşam cevaplamasını bekliyoruz. Şimdi bu görüşmeler sırasında o kadar çok gündeme getirmek istediğimiz konular vardı. Ama o kadar iğrenç de gündemler var. Çok kötü gündemler var. O yüzden hızlıca geçip sonunda o gündemlere değineceğim. Bakın Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Burada Karabük vekilleri var mı bilmiyorum. Geçen haftalar içerisinde Karabük'teydim. Bir tabloyu size göstermek istiyorum. Burası Eski Pazar Devlet Hastanesi. 2012'de ihalesi yapılmış. 2015'te hastaneye yerleşmiş. Hastanenin duruma bakın. Hastane kayıyor. Kaydığı için de hastane taşınmış. Şu anda bir okulda hizmet veriyorlar. Gene aynı şekilde Eski Pazar'da Bulduk Deresi'nin hali. Burada deri fabrikalarından gelen atıklar bütün Karabük'ü kirletiyor. O yüzden Karabük'le söz vermiştim. Karabük'lünün hakkını arayacağız ve gerekirse Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Ben onunla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Eğer bir ay içerisinde bu görüntüleri temizlemezse. Bakın orman yangınlarını konuşmak isterdik. Muğla'mız yandı, ülkemiz yandı. Bilmiyorum burada Savunma Sanayi Başkanı burada mı? İsmail Demir, kendisiyle ilgili araştırmalar da yaptık. Daha önce uçaklarla ilgili Orman Bakanlığı ihale yapıyordu. Ne olduysa 2018'den sonra bu Savunma Sanayi Başkanlığı ihaleler yapmaya başlamış. Ve bakın defalarca bu konuda araştırma önergesi vermişiz. Muğla'daki iki yangınlardan sonra hem Bodrum hem Marmaris'te savcılar suç duyurusunda bulunduk. Gelin bunu araştıralım. Etkin mücadele yapıldı mı? Emniyet şeritleri açıldı mı? Bakalım dedik, takipsizlik kararı. Araştıralım demişiz, reddedilmiş. Şimdi bu özellikle onu da soruşturduk. Orman Bakanlığı'ndan bu Sanayi Başkanlığı'na aktarılan paralar ne oldu? Ben bunu buradan bir kez daha sormak istiyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde bakın bu Birleşmiş Milletler'in raporu. 2030'da bu yangınlar %14 artacak. 2050'de %30 artacak. Böyle büyük tehlikeler maalesef bizi bekliyor. AKP öyle zararlar veriyor ki ülkeye. Sürekli sıkıntı ve ülkenin geleceğine zarar veren uygulamalara devam ediyorsunuz. Şimdi de gene nereden çıktıysa bu zeytin yasası, maden şirketlerinin önünü açan, bu sahaları peşkeş çekecek bir zeytin yasasıyla gündeme geldi. Ben buradan sormak istiyorum. AKP'nin bizim zeytinimizle derdi ne? AKP'nin bizim zeytinyağımızla derdi ne? Artık yeter arkadaşlar. Defalarca mahkemeler iptal etti. Niye bir daha bu yasayı getiriyorsunuz? Bakın Muğla'dan bir görüntü. Bu madenler neye sebep oldu? Çöl olmuş. Eğer bu yasa geçerse bu zeytinler de kesilecek. Burası Bodrum'a geçen su kaynaklarının olduğu yer. 20 yıldır zaten bu hale getirmiş, çöl olmuş. Bu yasayı lütfen geri çekin arkadaşlar. Bizim ailelerimiz bu zeytinden geçiniyor. 50 yıldır geçinmişler. 50 yıl daha bu zeytinden geçinecekler. Dediğim gibi sürekli ülkeye zarar veren bir gündem. Ve ülkenin geleceğine zarar veriyorsunuz. Çocuklara sahip çıkmıyorsunuz. Yani dedim ya, ekonomik konuşmak isterdik ama geçen gün Aile Bakanı'nın tavrını gördükten sonra bir Muğla'dan yatağından ablamız bana bir mesaj atmış. O mesajı okuyarak konuşmamı sonlandırmak istiyorum. O gün o Aile Bakanı'nın işte buradaki kadın vekillere tavrını, olayla ilgili tavırlarını görünce gerçekten inanamadık. Ama olması gereken tavır işte bu mesajda
var diye düşünüyorum ve onun mesajını okumak istiyorum. Ben bugün adliyeye gittim. Başsavcı ve iki savcıyla görüştüm. Gece çok ağladım, üzüldüm. 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin için suç duyurusunda bulundum. Savcılar haberi izlemedikleri için haberleri yok. Çok ilgilendiler. 2 sayfalık dilekçe yazdım. Acımı kendi elimle kitapçıda tükenmez kalemle yazdım. Savcılar çok gençler ama nazik tavırları çok hoşuma gitti. Ağlayarak Halk TV programı, Sözcü gazetesi ve TV kanallarından dinlediğimi anlattım. Ellerim titriyordu. Ağlamamı önleyemedim. Çünkü gözümün önünde torunum vardı. Çiş yaptığında poposunu kendi silmek isteyen, annesi evdeyse kakasını bana değil annesine sildiren, teni çok narin olduğu için poposu kızardığında pomat sürdüğüm minik kuşum, kızım. Buyur. Az önce kendimi toparladım. İş yapmaya başladım. İşte böyle bir pisliğin içinde zavallı çocuklar, tecavüzün adını, istismarın adını imam nekâ ile kapatan sapkınlar, tutamıyorum kendimi. Altını ıslatan 7 yaşındaki çocuklara çok sarıldık. Onlar ağladı. Biz üzüldük. Kustular, sümükleri aktı ama onlar hep bizim çocuklarımızdı diyen bir anne işte arkadaşlar. Bir anne, yatağında bir teyze. Bakın işte al. Merak ediyorsan WhatsApp mesajı da burada ve savcılar verdiği dilekçe de burada. Yalan mı söyleyeceğim? Yalan mı söyleyeceğiz? Kim o diye soruyorsun? İşte böylesiniz. İşte böylesiniz. Örtbas ediyorsunuz. Bu dava niye Mayıs'a bırakıldı? Niye bir tane tutuklu yok? Bakın buradan sesleniyorum. Bu 6 yaşında çocukla ilgili gereğini yapmazsınız. Bütün vicdanlarda mahkum olacaksınız. Mahkum olacaksınız diyor genel kurulu, saygıyla selamlıyorum. Bırak aday olmayı. Gidin o çocuğa sahip çıkın. Gidin davalara sahip çıkın.